Efendim lezzet yolculuğu bu hafta dövme dondurması, biberi, taranasıyla damakları şenlendiren, aşık mahsunun şerifi, nurşanesiyle kulakların pasını silen, kurtuluş mücadelemizde önemli yeri olan sütçü imamın memleketi, kahramanlar diyarı, Kahramanmaraş'ta. Şimdi en lezzetli yemekler için yolculuk başlıyor. Biz dondurmanın tadının peşindeyiz. Komşularınız imza topluyormuş sizi buradan attırmak için. Çok gürültü yapıyormuşsunuz. Haydi efendim. Kuzulardan, kebaplardan, tavalardan başka nem kaldı Ser abi. Televizyonlarınızın ayarıyla oynamayın. Şu anki durum benim şişmanlığım değil, ustanın zayıflığıdır. Böyle usta olur mu ya? Ben devam ediyorum ama bu arada da lezzet yolculuğu devam ediyor. Merhaba. Kebapçılara nereden gidilir? Buradan mı? Sağ. Kahramanmaraş Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Hafta sonlarında ailelerin çocuklarıyla birlikte hoş vakit geçirdiği bir yer. Çocuklarımıza, gençlerimize şöyle hayvanlar aleminde kısa bir tur yaptıralım istedik. Biraz da kendimize. Görüşürüz. Çok çene yapıyorsunuz, çok. Komşularınız imza topluyormuş sizi buradan attırmak için. Çok gürültü yapıyormuşsunuz. Ben söyleyeyim de. Efendim hani bir kebap yersiniz de... Oh, iyi geldi usta ya dersiniz ya, eliniz böyle böğrünüze gider. Evet. O kebaplardan birini yapacağız. Ali ustamızla birlikteyiz. Eli böğründe. Eli böğründe Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Bunları güzel bir akvaryum manzarasında, yani forumuzda çok süper bir akvaryum var. İnsan böyle canı balık çekiyor ama bunlar yemiyor değil mi? Yemiyor. Alabalık falan koysak olmaz mı oraya? Olur. Çok güzel akvaryum evet. Ali usta. Sonra kıskah kebabı yapacağız. Evet. Ali usta, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızın meşhur yemeklerini hazırlayacağız. Evet. Kahramanmaraş'a gelen ziyaretçilerin ve Kahramanmaraş halkının genellikle ya fazlasıyla tercih ettiği iki yemek. Kıskah kebabı ve eli böğründe. Eli böğründe için kuzu mu kullanılıyor? Kuzu kullanılıyor efendim. Kuzumuzun böğrü mü? Böğrü, kaburga kısmından. Peki malzemelerimiz nedir eli böğründe? Malzemelerimiz domates, kapya biber, yeşil biber, kıska ve samırsak. Kıska, arpacık, soğan. Evet. Peki bu? O da hazırlanmış kuyruk yağımız üzerine lezzet vermesi için. Peki ne baharatlar kullanılıyor içine? Toz biber, tuz, kekik ve pul biber. Şimdi başlıyoruz. Eli böğründe. Önce etimizi galiba hazırlayacağız. Evet. Kuzu etlerimiz var burada. Kaburgalardan aldığımız evet. parçalar ve böğründen, bu yan boşluğundan evet. aldığımız parçalar. Uzun uzun doğranmış, kuşbaşı mı? Uzun doğradık. Uzun bir şekilde, evet. Jülyen şeklinde doğranmış. Hazırlamaya başlayalım. Tavaya mı direkt hazırlayacağız? Direkt tavaya hazırlıyoruz. Ondan sonra da fırına. Çiğden fırına gönderiyoruz. Evet, fırına gönderiyoruz. Başlıyoruz. Kebaba gel. Şimdi tüm malzememizi gönderdik. Kıska, evet. biber, kapya biber, kuzu eti, kaburga, böğrü, domatesi, zırhlanmış kuyruk yağı, evet. biraz kekik attık. Devam ediyoruz baharatlara evet. usta galiba. Biraz elimiz bulaşsın. Pul biber atıyoruz. Şöyle pul biberini evet. gönderelim. Yeterli mi? Yeterli. Tuz atıyoruz. Tuz atıyoruz. Onu da bir tutam mı? Evet. Yeterli. Tuzumuzu da
Attık. Artık hazır. Hazır bir şekilde. Üzerine hiçbir şeyle kaplamayacağız. Hayır, direkt fırına bir, bu şekilde gidecek. Kaç saat pişecek ya da kaç dakika? Yarım saat. Yarım saat yeterli. Yeterli. Eli böğründe fırına gidiyor. Sırada kıska kebabı var. Uzaya kebap gönderdim. Hayır. Kıska kebabı için 3 fare top atışı yaptım. O kadar güzel kebap. Güzel ocak. Evet. Yani masraftan kaçınmadık. Zahmet olur diye düşünmedi Ali Bey. Ocağı buraya getirdi bahçeye. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam, şimdi kıska kebabının oldukça fazla malzemesi var. Evet. Bayağı teferruatlı bir kebap. Evet. Malzemesi bol, hazırlanışı zahmetli ama aynen, parmakları yedirten cinsten bir evet, kebap. Hemen malzeme listemizi paylaşalım. Zırhta hazırlanmış kıymamız. Yine kuyruk yağı ile birlikte zırhlanmış. Evet, aynen. Arpacık soğan, yeşil biber ve domates, nar eşkisi ve limon sosuyla, tereyağıyla bir eşliğinde evet, sunum o yapacağız. Yine baharatlarımız var. Yine baharatlarımız. Tavada olan bölümü var. Evet. Cam kapta olan bölümler var. Ocakta olan bölümler var. Biz başlıyoruz kıska kebabını sizler için hazırlamaya. Bu şimdi bir porsiyon bu mu, iki tane mi olur? Yok, onların iki şiş oluyor porsiyon. İki şiş. Evet. Ciddi doyurucu bir evet, porsiyon olacak. Evet. Bundan iki tanesi bir porsiyon oluyor. Hazırlamaya devam ediyoruz. Ardından ızgaraya gidiyorlar. Başka bir işlemi var mı bundan sonra? Biz tavada sotelenme yapacağız. Nasıl yapacağız onu? Tereyağıyla et piştikten sonra biraz sotelenme yapıyoruz. Ondan sonra sosunu bırakıyoruz, nar eşkisi. Yani bunlar pişiyor. Evet. Sunum için bu şekilde değil, bildiğiniz şiş kebaplar gibi değil. Bunlar soteleniyor tavada ve ardından servise hazırlanıyor. Görsel bir şov bizi bekliyor. Kebabımız tavamızda soteleniyor. Biz Ali Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Hem eli böğründe için hem de kıska kebabı için ve ona rozetimizi armağan ediyoruz. Sonra biten hazırlıklar bitmez. Başka ne yapacağız? Mevsim itibariyle ayvalar şu an çok güzel. Ayva tatlısı hazırlayacağız Mustafa Usta'yla. Teşekkür ediyoruz Ali Usta. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Aynı anda üçünü çevireceğim bugün inşallah Mustafa Usta. Ama İnşallah. Şu an üçüyle gösteri yapıyor muyum? Yapıyorum. Evet. Sırada ayva tatlısı var. Mustafa Usta, tanıştırayım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Pek sağlıklı ayvalarımızdan tatlı hazırlayacağız. Merak eden hanımlar, beyler, ekran başına en güzelinden bir ayva tatlısı birazdan sizinle püf noktalarını paylaşıyoruz. Önce ayvalar toplanır dallarından. Ardından, bu bizim yöresel ayvamız. Burada ekmek ayvası diyorlar, birkaç çeşidi var. Evet. Nasıl, sulu mudur buranın ayvası? Sulu ayva. Sulak yerlerde yetiştiği için çok genellikle sulak. Yani ekmek ayvası biraz susuz yerde yetişiyor. Evet. Biraz daha kuru. Evet, kuru ama oluyor. Ama tadı güzel. Tadı onun güzel oluyor. Biraz eşkinserek tadı oluyor ama gene de iyi yani. Ama bize buranın ayvası lazım değil mi? Evet. Maraş'ımızın sulak arazide yetişmiş ayvası. Evet. Şimdi malzememizi paylaşalım izleyicilerimizle. Tabii. Ayvalarımız hazır. Toz şekerimiz var. Evet. Camış kaymağımız var. Camış kaymağı var. Evet. Evet. Fıstık külümüz var, karanfil var, tarçınımız var kabuklu. Bir bardak da suyu koyuyoruz. Bu kadar malzemelerimiz. Evet. Ama kaymak üstü için değil mi? Süslemek amaçlı. Evet, içine koymam için. Çekirdeğini kullanacak mısın? Çekirdeğini kullanacağım. Renk versin evet, yine. Rengi ondan alıyor zaten. Özelliği o. Önemlidir. Çekirdeği atmıyorsunuz.
Yoksa ayva tartısı olmuyor o. Rengi almıyor. Başlıyoruz hazırlamaya. Ayva çiçek açmış, tabii. Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Çekirdekleri, çekirdekler almamız lazım teker teker. Ayvadan 9 tane çanağımız var. Evet. Şimdi önemli kısma geldik. Asıl önemli kısım. İçlerini dolduracağız herhalde. Evet, bunların şekeri vereceğiz. Toz şekerimizi. Birer bardak ölçü şeklinde. Yarımşar yarımşar şu şekil. Koyuyoruz. İçini dolduruyoruz evet. Tamamen. Tamamen dolduruyoruz. Ardından neler oluyor? Ben de bilmiyorum. Sizinle beraber öğreneceğim şimdi inşallah. İzliyoruz. Şekerler tamam. Evet. Şimdi ayvamızın kendi çekirdeği. Çekirdekler gidiyor. Onu etrafa serpiştiriyoruz. Evet. Üstüne koyabilirler. Ha, o şekilde de olabilir. Üst, üzerlerinde. Tabii isteyene göre. Tabii, zaten eriyecek onlar. Bunlar sadece renk vermek için ve lezzet vermesi için. Şekerler eriyecek. O da şekerle birlikte renk verecek. Evet. Karanfilimiz var. Bir bardak su koyuyoruz. Hem haşlanacak hem de buharla pişecek. Evet. Ne kadar pişecek? 45 dakika. 45 dakika ortalama. Fırında mı? Evet, fırında. Yani izleyicilerimiz de, hanımefendiler de evlerinde bunu hazırlayıp fırına gönderebilirler. Evet, turbolu fırınlarda da olabilir, ocaklı fırında olabilir. Kaç derecede pişirsinler? Yani genellikle bu sakin pişse daha iyi olur. 150-160 derecede. 45 dakika. 45 dakika. 150-160 derece turboda olacak evet. Ve 45 dakika sürecek. Sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra pişecek. Pişten üzerine sonra da kaymak içine kaymak koyacağız ve fıstık külü kaymak ve servis vereceğiz. Kaymaklı fıstığı eklenir, servise hazır olur. Mustafa Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Birazdan teşekkür ederim. Kahramanmaraş'ımızın yöresel lezzetleriyle karşınızdayız inşallah. Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta metrelerce uzayıp giden lezzetlerle bezenmiş bir masayla karşınızdayız. Üç farklı yemek hazırladık. Yani Maraş'a geldiğinizde denemeniz gereken, mutlaka tatmanız gereken üç çeşit var. İki yemek, bir tatlı. Birisi eli böğründe, diğeri kıska kebabı. Önce toprak kabımızda hazırladığımız eli böğründenin tadına bakacağız. Ama eli böğründenin şöyle bir özelliği var. Pişerken diğer yemekle hani bazı tavaları karıştırıyorsunuz. Bunu karıştırmıyorsunuz. Olduğu gibi bırakıyorsunuz. Soğanlar ayrı, biberler ayrı, sarımsak ayrı, et ayrı pişiyor. Soğutmayalım. Hemen eli böğründen tadına bakalım. Biraz bu tatlıya devam etmem gerekiyor. Ben devam ediyorum ama bu arada da lezzet yolculuğu devam ediyor. Ustalarımızın eline sağlık. Az sonra tekrar başka bir lezzetle çok güzel manzaralar eşliğinde sizinleyiz. We'll be right back.
Akşama kadar izlerim. Akşama kadar Kahramanmaraş oyunlarını 3 gün izlerim. Akşama kadar değil. Kahramanmaraş. Adının nice yiğitlikten, nice kahramanlıktan, nice kahraman şahsiyetten alan bu güzel ilin halk oyunlarda tabii ki böyle asil ve zengin olacaktı. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Davulcular da insanı gaza getiriyor. 4 davulcu, 2 zurnacı insanın üstüne geliyor. Çok gaza getiriyorlar. Ya senin yüzünden mi hopluyorlar bir ara böyle alttan gönderiyorsun ya böyle davul. Bir yapsana öyle. Alttan böyle bir... Yapıyorsun ve zıplıyor. Yapıyorsun ve zıplıyor. Eyvallah. Çok keyifli. Davullar, zurnalar. Harika arkadaşlar. Kıyafetler öyle. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık üstadlarım. Bu kardeşlerimizin de ayaklarına sağlık. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Cümleten selamun aleyküm. Kıyafetler güzel. Keçe etrafındaki poşi Yemeni'ye kadar çok özel bir kıyafet. Kahramanlar diyarına yakışan bir kıyafet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Osmanlı'dan günümüze kadar yaşattığımız çok güzel bir adettir. Lokma döktürürüz hayrına. Lokma kelimesinden geliyor Arapça. Ve ölmüşlerimiz için, onları anmak için, bir hayır duası için herkes döktürür. Ne güzeldir üç kulfallahu bir elham okumak. Döktüren için, hayrı dileyen için. O kuyrukta beklemesi daha da güzeldir. Kahramanmaraş'ta tam merkezde lokma döküyoruz. Kimin için? Şehitlerimiz için. Geçmişten bugüne kadar... Allah rahmet eylesin. Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimiz için kahramanlar diyarında lokma döküyoruz. Böyle döküyoruz hocam tek tek. Nasıl döküyorsun lokmayı? Abi? Buradaki lokmalar elle. Acayip güzel. Böyle bir evet, büyük. Kahramanmaraş'a özgü. Şimdi Ege bölgesine doğru gittikçe oval ve büyük oluyor. Ortası delik olanları var. Evet, İzmir bir de bu çeşidi var. Bu Kahramanmaraş'ımıza has lokma. Evet. Vatandaş, hayrına lokma döküyoruz. Dualarınız dilinizde eksik olmasın. Oh, bilyeler geldi. Lokmalarımız kızartılıp buraya atılıyor. Ama işlem sadece bu kadar mı? Önce böyle tek tek atıyoruz. Evet. Toplu şekilde. Burada birikiyor. Kızardıktan sonra birikiyor. Evet. Toplu sonra... şekilde hepsini bir kızartıyoruz. Ve bir daha atacağız. Evet. İki kere kızarıyor. İki kere kızarıyor. Daha yarı olsun diye. Evet efendim. Peki önemli konu, hamurunda ne var? Hamurunda un, sıcak su ve maya var. Bu kadar. Evet. Fazla malzeme yok. Un, fazla malzeme yok. Evet. Ve maya. Evet. Hani diyorum acaba evde de yapılır mı? Yapılır efendim. Yapılır efendim. Boşuna iki kere pişirmiyorsunuz bunu. İçerisinin hamurunu İçerisinde. Alıyor. İki defa kızardığı zaman. Daha güzel pişiyor. Dışı da gevrek oluyor. Aynen. Evet. Tatlısı da öyle adamın içini baymıyor yani. Çok güzel. Evet. Yani evet. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Şöyle. Biz de lokmalarımızı hayrına dağıtıyoruz. Ustalarımız sağ olsunlar. Televizyonlarınızın ayarıyla oynamayın. Şu anki durum benim şişmanlığım değil, ustanın zayıflığıdır. Bizler hafif göbekli olan ustalarla beraber yemekleri anlatmaya alıştık. Böyle usta mı olur? Böyle usta olur mu ya? Fit. Yasin Usta, sen hiç mi yemek yemiyorsun ya? Tadına da mı bakmıyorsun ya? Tamam, neyse bir şey demiyorum. Yasin Usta'yla çok güzel tarih yemekler hazırlayacağız. Acem pilavı var mesela, Kahramanmaraş'ın çok meşhurdur. Çok severler. Yetmez dedik, bir tane de Osmanlı kavurma koyuverdik yanına. Başka ne yapacağız peki? Bir de... Hapsta tatlısı. Hapsta. Evet. İyi bir Acem pilavı için malzeme listemizi izleyicilerimizle paylaşalım. Ardından hazırlamaya koyulalım. Nelerimiz var? Soğan var. Evet. Pirinç ıslanmış.
Bu da havucumuz var. Kuzu etinden, kuzunun bel kısmından parmak doğranmış etimiz var. Bademimiz var. Antep fıstığımız var. Tuz, tereyağı ve sıvı yağ. Yalnız bayağı besleyici bir pilav. Evet. Yok yok pilavın içinde. Aynen. İşte bu Özbek pilavlarına da benziyor o zaman. Tabii. Şey, onların Özbek buhara pilavı gibi, aynen, Özbek pilavı gibi. İran pilavına da. İran'da da tabii. Acem pilavı adı ama yani. Ama bizim Maraş'ın has bir yemeği. Bizimdir. Evet. Onu kimseye kaptırmayız. Kahramanmaraş'ımızın en özel lezzetlerinden biri hazırlanmaya başlıyor sizler için. Önce soğanlarımızı herhalde kavuracağız. Evet. O hazırlıklarımızı tamamlayalım. Sırasıyla malzemelerimizi gönderelim ki sizler de evlerinizde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Buyurun. Başlıyoruz biz. Kısık ateşte kavuracağız bunu. Sonra etler mi var? Evet, etler var. Etleri burada mı kavuracağız? Hayır, onu ayrı çapta kavuracağız. Çünkü onun suyu ayrı dökülecek canlı olduğu için. Suyu lazım değil bize. Evet, suyu. Sadece etleri kavuracağız, sadece pişireceğiz, evet. Ekleyeceğiz. Aynen. Malzemelerimizi kavuruyoruz 5-6 dakika. Ardından etimizi farklı bir kapta pişiriyoruz. Suyu gidiyor, döküyoruz, etleri ekliyoruz. Sonra üzerini kapatacak kadar normal pirinç pilavı yapar gibi, evet, suyu eklenir ve eklen. Demlenmeye bırakılır. Evet. Bu kadar değil mi? Tabii. Ondan sonra bir 3 dakika dinlenme aşaması. Hı. Acem pilavı böyle. Sırada Osmanlı kavurma var. Önce bunu bitirelim. Osmanlı kavurmamız var. Evet. Şey mi var böyle hani film mi izleyeceğiz bu kadar çerez falan? Şimdi Osmanlı kavurması aslı nesli çok eski bir yemeğimiz. Kuzunun bel kısmından kullanıyoruz. Fıstık, badem, kuru üzüm, kıska soğan, kayısı, baharatlar. Kekik var, dağ kekiği ve pul biber. Evet. Pul biber. Yine taze biberimiz, kapyamız var. Evet. Karabiberimiz var. Tereyağımız var aynı şekil. Bu da bu nedir? Nar ekşisi. Nar ekşisi. Başlıyoruz hazırlamaya. Böyle biraz kavuruyoruz güzelce bir. Ondan sonra tereyağımızı kullanıyoruz içine. Ondan sonra biberimizi doğruyoruz, domatesimizi atıyoruz. Soteliyoruz onları. Onları güzel bir soteledikten sonra bademimizi, fıstığımızı atıyoruz. Biraz kavuruyoruz. Onları kavuruyoruz. Ondan sonra kuru üzümümüzü bırakıyoruz, kayısımızı bırakıyoruz. Ondan sonra eşki adımızı, baharatlarımızı kullanıyoruz. Hazır kıvama geliyor. Acem pilavıyla beraber yiyebiliriz. Afiyetle yeriz. Bayağı malzeme gitti. Evet. Üst üste hepsini kavurduk. En son eşki aldığımızı ekşi bırakayım. Kaldı. Evet. Yasin Usta onu da gönderiyor. Tavanın kenarlarından tabana gönderdi. Evet. Bundan sonra güzel bir soteliyoruz. Güzel bir soteleyip kavurup yemeğe hazır duruma getiriyoruz. Aynen. Bundan sonrası servis. Yemekler bu kadar. Yemeğimiz hazır. Sırada tatlı var. Evet. Kapsa tatlısı. Aynen. Çocuklara pekmezi yedirmenin yollarından biri. Hafsa tatlısı. Malzemelerle geliyoruz hemen. Hafsa. Çok yaşa. Sen de ye kardeşim. Sen de ye. Yapalım da birlikte yiyelim. Evet. Hafsa yapacağız şimdi. Evet. Çocukların sevdiğini düşünüyorum bunu değil mi? Aynen aynen. Yine geleneksel bir tatlımız Maraş'ta. Tabii. Malzemelerimizi söyleyelim.
Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi olacak. Başka pekmezden yapılmıyor değil mi? Hayır, kesinlikle şey. Hayır. Su. Su. Nişasta. Ve üzerine ceviz ve Antep fıstığı. Şimdi bu kadar. Evet. Evet. Mesele şimdi hazırlamak. Aynen. Bakalım nasıl yapacağız bu iş? Önce... Pekmezimizi tavaya döküyoruz. Güzel artık. Biraz suyumuzdan ilave ediyoruz. Suyumuzun koymamızın sebebi şerbet kesmesin diye. Pekmez çok şekerli olduğu için. Koyu olacağı için. Evet. Kesmesin diye su ekliyoruz. Evet. Suyla beraber incelttik pekmezi. Fazla değil. Belki ikiye bir oranda su atıyoruz. Evet, yani iki bardak pekmezse bir bardak su gönderiyoruz. İnceltiyoruz. Tamam. Şimdi bunu ısıtıyoruz. Pişiriyoruz. Evet. Ardından güzel acaba hangi malzemeye sıra gelecek? Nişastamızı suyumuza koyuyoruz. Ortalama iki yemek kaşığı kadar. Ama bunu güzelce bir açıyoruz. Kaynamaya başladı. Katılaştı. Puding kıvamına geldi. Evet. Bu hazır. Bunu kasemize alıyoruz. Evet. Üzerine cevizimizi, cevizi dökeceğiz. Fıstığımızı döküyoruz. Süslüyoruz. Evet. Servis hazır. Hazır. Yasin ustamıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum efendim. İki yemek için ve bir tatlı için evet. Güzel iş başardık. Geleneksel lezzetlerimizi ediyoruz. Size anlattık. Her zaman şimdi, bekliyoruz. Şimdi çok güzel tabii ki bir masa hazırlanacak sizler için ve bizler için. Ve o masada türküler de olacak tabii ki az sonra. Tabii ki bu ziyafetler türküsüz olmuyor. Hele genç kardeşlerimizle çok daha güzel oluyor. Sağ olun, ellerinize sağlık. Çok güzel yine Mahsuni Şerif'in üstadın çok güzel bir türküsüydü. Çok da yakıştı. Çok da güzel yorumladınız. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık. Bir türkü daha alırız. Şimdi çok güzel oldu yemekler. Tam Osmanlı mutfağı. Görsel bir şov var. Acem pilavını hazırladık. Demlendi, etler lokum oldu. Ardından Osmanlı kavurma hazırladık. Osmanlı kavurma da yok yok içinde. Ve hapsa tatlısı. Önce acem pilavını yapmıştık. Onun tadına bakacağız. Çok meşhur, ünlü bir pilavdır bu. Çok da lezzetli olur. Geleneksel usullerle yaptı ustamız. Sağ olsun ödün vermedi. Teşekkür ediyoruz ustamıza sağ olsun eline sağlık. Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Güzel bir Abdurrahim Karakoç türküsü geliyor. Hepinizin çok sevdiği müziği Musa hocama ait olan Mihriban'ı armağan ediveriyoruz size.
Lezzet yolculuğu Kahramanmaraş'ta sadece Türkiye'nin değil dünyanın en lezzetli dondurmasının peşinde. Nice şovlara, nice gösterilere şahitlik etmiştir bu dondurma ve Türk insanı. Ama biz dondurmanın tadının peşindeyiz. Nasıl yapıldığının izindeyiz. Erdal abi teşekkür ediyoruz nazik daveti için. Çalışmaya devam ediyor. Yıllardır kendi elleriyle hazırlıyor. İşinin başında. Salepleri bile kendi seçiyor. Peki bu salepler nereden geliyor? Bu salep bizim ahırdan doluyor. Ahırdağ. Ahırdağ. Torosların sonu. Torosların sonu. Dünyadaki bütün dağlardaki salepten bizim ahırdağın salebi daha aromalı. Bu lezzeti evet. Yani özel aynen, evet. Sebep ahırdağındaki evet. Bir ve çeşit aynı, orkide yani salep. Ve aynı zamanda keçilerimiz de bu orkidelerden beslendiği için sütün aroması daha farklı. Tabii dondurmamız da keçi sütünden. Keçi sütünün özelliği diğer sütlere bakarak çok farklı. Çocuklar keçi, için de tabii, çok tabii. Faydalı. Herkes için tabii. Çok faydalı. Keçi çünkü seçici bir hayvan. Her otu yemez. Biraz dövelim. Tadına bakalım. Evet efendim. Yer yemez insan mutlu oluyor. Bir defa. Aynen. Gerçekten içerisindeki orkide salep. Salep bu. Evet bu. Arada. Bu. İşte bu. Yabani orkide bu, kökü bu. Yerde, bu dondurmada bu kullanılmıyor. O müthiş tadı ama, olan bu. Ama kıvamını veren de ustalar. Ama, ben biraz daha şu dondurma yiyeyim. Biraz güç toplayayım. Çünkü daha Kahramanmaraş'ta anlatılacak çok şey var. Gidilecek çok yer var. Maraş'ta tarihi bir konaktayız. Kurtuluş mücadelesinde önemli kararların alındığı, önemli yemeklerin verildiği, hala o görevini yerine getiren özel bir konaktayız. Bu konak yine aynı görevi yapacak. Yemek yapacağız. Cahit Usta ile birlikte Kahramanmaraş'ımızın en özel yemeklerini size anlatmaya çalışacağız. Şimdi biz iki farklı kebap yapacağız. Evet. Birisi tava, birisi evet. Maraş kebap. Evet. Önce tava yapacağız evet. Galiba. Tava peki ne eti kullanıyoruz? Kuzu et efendim. Malzeme listemizi izleyicilerimize söyleyelim. Kuzu var ama kuzunun neresi? Kuzunun budu. Baharatlarımız neler var? Pul biberimiz, kekimiz, tuzumuz var. Evet. Sebzelerimizi de katıştıracağız içine. Soğan, sarımsak, kabya biber, yeşil biber, patlıcan, domates. Kuşbaşı mı doğrayacağız? Evet kuşbaşı doğrayacağız. O zaman başlayalım. Maraş tava geliyor. Tavamız burada. Hiçbir şey katmıyoruz değil mi? Yağ veya hiçbir hayır hiçbir sadece şey katmıyoruz. Eti. Sade etin kendi yağı. Bu çiğden mi pişecek bütün malzemeleri evet, birlikte? Evet çiğden pişecek. Bu çok güzel. Yani uğraşmıyorsunuz. Önceden kavurma işlemleri yok. Hayır, hayır. Sadece taş fırına hazırlayıp taş fırına sürüyoruz. Gönderiyorsunuz. Taş fırında güzelce pişiyor. Afiyetle yeniyor efendim. Oho. Soğanımızı doğruyoruz. Sebzeleri doğruyoruz. Bütün malzemeyi tavaya yayıyoruz. Peki... Kuyruk yağı ne olacak? O da birazdan. Sırada Maraş kebap var. Maraş kebabında da kuzu var tabii ki. Ama farklı olarak zırh var. Malzememiz kuzumuzun yine budu, evet. Kuyruk yağı, tuz, biber, domates ve biber. Evet. Şimdi zırhlamaya başlıyoruz herhalde. Zırhtan geçiriyoruz. Neden? Suyu gitmesin. Kıyma makinesinden geçirilmemesi gerekiyor. Lezzetli bir kebap yemek istiyorsanız diğer kebap türevlerinde de aynı şekilde bunu zırhtan geçirmeniz lazım. Biz de öyle yapıyoruz. Müzik
Zırh devam ediyor. Ardından kebabı saplayacağız. Birazdan. Cahit ustamıza teşekkür ediyoruz. Kebaplar bu şekilde hazırlanıyor. Domates, biber, köfteler sıra sıra şişe diziliyor ve ateşle buluşuyor. Köze gidiyor. Ardından mideye gitmek üzere. Peki yemekler bu kadar mı Maraş'ta? Hayır. Birazdan Hatice ablamızla çok güzel bir tatlı var. Cevizli kırım tatlısı yapacağız. Çok özel bir Maraş lezzetidir. Birazdan bunları gönderelim ateşe. Ardından ona başlayalım. Hatice ablamızla cevizli kırım tatlısı hazırlayacağız. Nasılsınız Hatice Hanım, iyi misiniz? İyiyim hamdolsun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bayağı seviyor bunu Kahramanmaraş'ta hemşerilerimiz. Evet. Özellikle siz yaparsanız seviyorlar yalnız. Galiba. Elinize sağlık şimdiden. Sağ olun. Malzemelerimizi izleyicilerimize hemen söyleyelim. Bol miktarda ceviz görüyorum ama toz şeker mi var onun içinde? Biraz tadı daha güzel olsun diye şeker ekledim. Oranı ne? Ceviz 3, şeker 1. 3'e 1 oranı var. Evet. Başka ne malzemelerimiz var? Sütümüz var, sıvı yağımız var. Biraz sirke bırakacağız. Eritilmiş tereyağı mı bu? Evet. Eritilmiş tereyağı, 1 adet yumurta var. Evet. Unumuz var. Nişasta mı var orada? Bu unla nişasta karışık. Açarken kullanacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Önce cevizli kırım tatlısı. Maraş'ımızın en özel tatlılarından bir tanesi. Evet. Hazırlıklar başlıyor. Evet, önce sütümüzü alıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk, pazelere ayırdık, şimdi açıyoruz. Yufkamızı açtık, şimdi acaba neler olacak? Soralım Hatice Hanım'a. Cevizini atacağız. Cevizi atacağız. Bu da şu büzme oklavası, evet, değil mi? İnce olan. Evet. Her yerde çok bulamıyorsunuz. Ama evlerinizde mutlaka bir tane olması lazım bu tatlı için. Ceviz ve toz şeker karışımını hamurunuzun üzerine serpiyoruz. Tepsi ölçüsünde biziyoruz, diziyoruz. Bu işlemi 7 kez daha yapıyoruz. Toplam 8 tane büzdüğümüz hamurumuz olacak. Peki bundan sonrasında ne işlem var? Üzerine bir şey sürüyor musunuz? Yağ var. Tereyağı ekliyoruz. Erimiş tereyağını, evet, sürüyoruz. Fırına veriyoruz. Fırına gidiyor. Evet. Sonra şerbeti var. Evet. Şerbeti birebir oranında mı? Evet, birebir şerbetimiz. Az ılık da limon suyumuz var içine. Ilık mı olsun o şerbet? Şerbeti soğuk, tatlı sıcak olacak. Bu işlemler ne zaman? Birazdan. Teşekkür ederiz. Sağ olun, ellerinize sağlık Hatice Hanım. Sağ olun efendim. Parsel parsel eylemişler dünyayı.
kimi taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Kuzulardan, kebaplardan, tavalardan başka nem kaldı Star abi. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi Kahramanmaraş'ta şöyle bir durum var. Gençler hiç ceket giymiyor bu memlekette. Ragıp abi siz de mi üşümüyorsunuz ya Mehmet abi? Yok üşümüyoruz. Allah Allah ya. Genciz, 50 yaşında genciz ya, üşümüyoruz. Ben niye üşüyorum o zaman ya? Allah Allah. Bu da şehrin ihtiyarları. Ceket giymişler. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Latife ediyoruz efendim. Ben şu yemeklerin tadına bakayım. Ragıp abi kızmazsa bir tadına bakacağız. Ondan sonra hem ziyafet var birlikte hem de... İnşallah. Ragıp abi. O zaman soğutmadan tavamız var. Maraş tavamızın tadına bakalım. Ardından Maraş kebabı var. Bir de cevizli kırım tatlımız var. Hepsinin tadına bakalım. Ardından ziyafet hem türkülerle hem yemeklerle devam etsin. Ayrılmayın, bir Kahramanmaraş türküsü daha geliyor. Hem de çok sevdiğiniz bir eser. Teşekkür ediyoruz ustalarımıza. Bize afiyet olsun. Yemeyenlere de nasip olsun Kahramanmaraş'ımızın güzel lezzetleri inşallah. Şimdi güzel bir türkü armağan edelim istiyorum izleyicilerimize. Keçim çift doğurdu, poletlik sütü yoğurdu. Ala keçim çift doğurdu, poletlik sütü yoğurdu. Gönlümde hüyalar kurdu, ah bana beni eversene. Ana beni eversene, bana beni eversene. Ana beni eversene.